Hüsnü Hat sergisi Bursa Ulu Cami. Bursa Ulu Cami'yi anlatan tek kaynak eser konumunda. Uzun yıllar yaptığımız çalışmalar bu güzel prestij kitapta toplanmış durumda. Ulu Cami'nin tarihçesi, mimari özellikleri ve içerisindeki hat sergisi mahiyetindeki bütün hüsnü hatlar fotoğraflanmış bir halde renkli kuşe kağıda güzel bir baskıyla bu kitapta toplanmış durumda. Kaynak Yayınlarından çıkan Zafer İhtiyar'ın Bir Hüsnü Hat Sergisi Bursa Ulu Cami kitabı. Uzun yıllardır Ulu Cami'de çeşitli gezi gruplarına rehberlik yapmaktayım. Tarih öğretmeni olarak Ulu Cami'yi yıllardır araştıran birisi olarak edindiğim bilgileri gezi gruplarına özet bir şekilde yaklaşık bir saate nakletmeye, aktarmaya çalışıyordum. Ve yıllardır bu gezi gruplarından bu bilgilerin bir kitapta toplanması arzu ve isteği bizi bir çalışmaya sevk etmiş ve uzun uğraşılar neticesinde böyle güzel bir eser kaleme alınmıştır. Bu kitapta Ulu Cami'nin tarihçesi, Yıldırım Bayezid Han tarafından niçin yaptırıldığı, Nibolu Savaşı'nın bir ada olarak yapılması, Emir Sultan Hazretleri'nin manevi işareti üzerine bu caminin yerinin tespit olunması, Ulu Cami'nin maddi ve manevi pek çok özelliği bir arada verilmektedir. Kitap iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde tarihçesi, mimari özellikleri ve dış çevresi hakkında bilgiler veriliyor. İkinci bölümde ise caminin havuzun yanından başlanarak tanıtımı yapılmaya başlanıyor. Ulu Cami'nin ilk dikkati çeken özelliklerinden birisi içerisindeki büyük havuz ve şadırvanıdır. Bu şadırvanın hikayesiyle birlikte Ulu Cami'yi içeriden tanıtmaya başlıyoruz. Ve Ulu Cami'de şadırvanın yanından başlayarak çeşitli hatları, manalarıyla birlikte ayet mi, hadis mi olduğu, hattatının kim olduğu, tarihçesiyle birlikte vermeye çalışıyoruz. Ve Ulu Cami'deki hatların pek çok özelliği yanında burada doyurucu mana da verilmeye çalışılıyor. Sadece oradaki yazının ne manaya geldiği verilmeyip hatırlattığı bazı manalar da verilmeye çalışılıyor. Mesela istişare ile ilgili bir ayet-i kerime ve şavirhum fi'l-emr ifadesinin bize hatırlattığı manalar burada aktarılmaya çalışılıyor. Veya fedake ebi ve ümmi ya Resulallah ifadesiyle sahabenin Allah Resulüne hitabını, sahabenin kim olduğunu bir noktada ifade etmeye çalışıyoruz. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilde hafif fakat terazide ağırdır dediği müjdeli tesbih sözünü ifade ediyoruz. Çiçek motifindeki Nas suresini 8 tane sin harfine verilmiş çok güzel bir şekil içerisinde Nas suresini ifade ediyoruz. Yine bir başka çiçek motifi şeklinde vav harflerine verilmiş şekil içerisinde Şems suresinin ilk 7 ayetinin yazıldığını ifade ediyoruz. Mesela meşhur büyük bir levha vardır Ulu Cami'de. Fakat insanların şeklinden dolayı yok gemi mi, kayık mı, Nuh'un gemisi mi, kılıç mı vesaire diye farklı şeyler ifade ettikleri levhanın aslında Hazreti İbrahim Aleyhisselam ile melekler arasında gerçekleşmiş bir olayı adeta resmettiğini, divani yazı sanatıyla çok güzel bir şekilde kaleme alındığını ifade ediyoruz. Ve burada hattatın imza yerini de bilgisayar ortamında büyüterek ortaya koymuş oluyoruz. Ketebehu Şefik, hattat Şefik yazdı demektir. Yine burada büyük bir Tura yazısı dikkatimizi çekiyor. 6,5 metreye 6,5 metre ebadındaki bir büyük Tura yazısıdır Ulu Cami'de. Bu Tura yazısında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatle ilgili bir hadisi olduğunu, şefaati li ehlil kebairi min ümmeti diyen Efendimizin o büyük günah sahiplerine şefaat edeceği müjdesini burada vermeye çalışıyoruz. Ulu Cami'de halkımızın çok bildiği ve gelip etrafında bir oradan bir buradan baktığı bir meşhur Kabe resmi vardır. Nereden bakarsanız bakın Kabe resminde kapının size dönük olduğunu görürsünüz. Burada neden o Kabe resminin kapısının size dönük olduğunu ve manasını, üzerindeki yazıların anlamını vermeye çalışıyoruz. Bu Kabe resminin altında bir Allah lafzı celali ve en altında da tek bir meşhur vav harfi vardır. Halkımızın yine çok değer verdiği bir vav harfidir. Hatta hususiyle orada dua etmek isteyen insanların, illa orada namaz kılmak isteyenlerin olduğu bir vav harfidir. Bunun gerçek manasını, halkın değer verme sebebini ve vav harfinin hat sanatında neden çok kullanıldığını burada açıklamaya çalışıyoruz.
ve tek bir vav harfinin vahdet, vahidiyet, vahdaniyet ve vahid olan Allah'ı sembolize ettiğini ifade ediyoruz. Hatta yanındaki tesisleri, süslemeleri de açıklayaraktan. Ve yine Ulu Cami'de çok değerli bir hatıra, Kabe'nin kapısının örtüsünün yer aldığını, neden Ulu Cami'de yer aldığını, Ulu Cami'ye çok büyük değer verilmesiyle birlikte 5. makam dendiğini, bu 5 makamın sırasıyla hangileri olduğunu ve bunu kimin ifade ettiğini kitabımızda vermeye gayret sarf ediyoruz. Ulu Cami'nin önemli tarihi eserlerinden birisi minberidir. Kündekari sanatlı bir minber, yani ustasının hiç çivi kullanmayıp, hiç yapıştırma malzemesi kullanmadığı, binlerce küçük geometrik parçanın birbirine geçiştirilerek yapıldığı muhteşem bir sanat eseridir. Bu minberde bir de ustasının kabartmalar halinde güneş sistemini sembolize ettiğini ve 1399 yılında minbere güneş sisteminin sembolize edilmesinin ilim adına bir zirve ifade ettiğini ifade ediyoruz. Ve ayrıca bu minberde ilk cuma hutbesini veren zattan, yani Somuncu Baba'dan bahsediyoruz ki Somuncu Baba'nın bu ilk cuma hutbesinde Fatiha suresini 7 ayrı tarzda tefsir etmesinden ve hatta bu ilk cuma namazı sonrasında cami çıkışında 3 kapıdan da çıktığının görülmesi kerametinden bahsediyoruz. Yine altın varaklı mihrabından, ilk imamlarından biri Süleyman Çelebi Hazretlerinden, Mevlid-i Şerif'in doğum yerinin de bir manada Bursa ve Ulu Cami olduğundan bahsediyoruz. Mihrabın etrafındaki yine pek çok manayı ifade eden yazılar, ayetler, hadisler mevcut. Yine müezzin mahfilinden bahsederken Ulu Cami'de pek çok değerli müezzinin vazife yaptığını ve bunlar içerisinde en değerlerinden birisi Bursa'nın manevi sahiplerinden Mehmet Muhyiddin Üftade Hazretleri olduğunu, onun o güzel sesiyle insanların hatta camiye akın ettiğini ifade ediyoruz. Ulu Cami'de pek çok bilgi, pek çok mana ifade mevcuttur. Bunlar arasında direklere yazılmış Esma-i Hüsna yazıları vardır. Müsenna olarak, aynalı olarak bir tersten bir düzden yazım şeklinde Esma-i Hüsna'ları derli toplu olarak kitabımızda veriyoruz. Bütün Esma-i Hüsna yazılarıyla birlikte. Bu arada Ulu Cami'de Mevlana'yı hatırlatan bir levhadan bahsediyoruz. Yazıda sağdan ve soldan Allahu lafzının ortasında adeta Mevlana Hazretlerini hatırlatacak tarzda bir yazı motifine dikkat çekiyoruz. Mevlana'nın külahını hatırlatacak tarzda bir yazı motifi, ortada Mevlana'nın sakalını hatırlatacak tarzda bir yazı motifi, en altta bir yazı daha var fakat üzerinin boya ile kapatılmış olması. Neden üzeri boya ile kapatılmış? Bunu kitabımıza havale ediyoruz. Kitabımızda bulabilirsiniz diyoruz. Hatta bu levhanın yanında bir de Hattat'ın kalemini asmış olduğunu, Hattat'ın kaleminin orada asılı olmasının ayrı bir güzellik teşkil ettiğini, daha güzel yazacak varsa kalem işte orada diyerek ifade ediyoruz. Bu arada Ulu Cami'de padişahlar için ayrılmış, padişahlar için gerçi sonradan yapılmış bir hünkâr mahfili vardır. Padişahların namaz kıldığı yerin yanında çok değerli bir levha, bir padişah yazısı mevcuttur. Padişah 2. Mahmud Han tarafından yazılmış ve Ulu Cami'ye hediye edilmiş çok değerli bir levha. Tabii ki bir padişah yazısı olması yönüyle değerli olduğu gibi bu levhada altın varak kullanılmıştır. Kıymeti maddi kıymeti büyük. Bizce manevi kıymeti daha büyük. Zira burada adaletle ilgili bir ayet-i kerime yazılmış. Ve bu köşede yuvarlak bir levha vardır ki Hazreti Ömer'in ismi yazılıdır. Adalet timsali Hazreti Ömer. Burada bir şeyi dikkatimizi çekiyor, adeta bir adalet köşesi. Adalet timsali Hazreti Ömer'in ismi, adaletle ilgili bir ayet ve bir padişah yazısı ve padişahların namaz kıldığı hünkâr mahfili. Önemli bir birliktelik. Zira Osmanlı'yı 623 yıl ayakta tutan en önemli dinamiklerden biri buydu diyoruz. Ulu Cami'de dönüşümlü levhalar var. Tam karşısından baktığınızda farklı bir yazı, sağdan soldan baktığınızda farklı okunacak tarzda. Mesela onlardan biri, karşıdan bakıldığında Allah Muhammed, biraz sağdan bakıldığında Ebu Bekir Ömer, biraz soldan bakıldığında da Osman Ali şeklinde okunmaktadır. Ulu Cami'de, müezzinler için ayrılmış bir oda bölmenin üzerinde cami şeklinde minareleri olan, kubbesi olan çok güzel bir yazı motifi var. Kufi yazı bu şekle dönüştürülmüştür. Bunun sol yanında da minber şeklinde ayrı bir güzellikte yazı var. Burada da Barekallah manasına gelen güzel bir yazı mevcuttur. Pek çok yazı, ifade, manayı açıkladıktan sonra Ulu Cami'de hattatlara bir müjde içeren Peygamberimizin bir hadisini ifade ediyoruz. Kim besmeleyi güzel yazarsa cennete girer ifadesinden sonra da cami ziyaretçilerine bir müjde ile Ulu Cami tanıtımını sona erdiriyoruz.
Üftadi Hazretleri Ulu Cami'de müezzinlik yapan bir zattır dedik. Ve Üftadi Hazretleri'nin beyti Ulu Cami'de levha halinde mevcut. Bunu Hattat Şefik Efendi yazmıştır. İki kısımda, birinci kısımda cami methedilirken, ikinci kısımda cami ziyaretçilerine müjde verilmektedir. Ve o ifadeyi burada zikredelim. Ya cami al-kebir ve ya mecmi al-kibar. Ey büyük cami ve ey büyüklerin toplandığı yer. İkinci kısımda ise Tuğba limen yezûruke fil-leyli ve nehar. Seni gece veya gündüz ziyaret edenlere müjdeler olsun der Üftadi Hazretleri. Bu müjdelere erebilmek için Ulu Cami'yi ziyaret etmenizi, Ulu Cami'yi ziyaret ederken de bu başucu kitabından yararlanmanızı tavsiye ediyoruz.